Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özge Kurt. Bugün Python ile görüntü işleme eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda piksellerle ilgili bir anlatımımız olacak arkadaşlar. Öncelikle klasörümüze yeni bir kod yazacağımız için yeni bir klasör ekleyelim. VGR piksel diyebiliriz. Daha sonrasında burada oluşturabildiğim gibi aslında bir diğer piksel noktadan sonrasını PY yani Python olarak değiştireceğiz. Şurada Visual Studio'yu açabilirim arkadaşlar. Kodu kullanıyorduk. Şu an son yazdığımız kod geldi. Şuradan New Window diyorum. Yeni bir pencere açıyorum. Daha sonrasında bu klasöre erişebilmek için ve birazdan da içerisine resimler ekleyeceğim için Open Folder diyorum ki dosyayı direkt açalım. Klasörü açtım arkadaşlar. Evet, kodumuz burada. Resmimi dilersem şuraya sürükle bırak da yapabilirim ki geldi. Ya da dilersem klasörün içerisine de atabilirdim ki zaten klasörde göründü arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz nasıl başlıyorduk? Görüntü işlemede olduğumuz için ve OpenCV'de görüntü işlemenin bir kütüphanesi olduğu için öncelikle OpenCV'yi import etmemiz lazım. Bunu da import CV2 şeklinde yapıyorum. Daha sonrasında NumPy array'ler için yani listeler için NumPy kütüphanesini import ediyorum ve kullanacağım zaman şu an hala kullanmıyoruz ancak elimizin alışması adına NPL ismini kısaltıyorum arkadaşlar. Sonrasında resmim var benim burada gördüğünüz gibi resmi bir okumasını istiyorum. Yani bir değişkenin içerisinde tutalım hatta resim demeyelim de kurt resmi olsun. Yani değişkenimin adı kurt resmi. Eşittir diyorum cv2.imret diyorduk. Daha sonrasında aynı dizinde oldukları için resmin adını yazmam, uzantısıyla birlikte yazmam yeterli oluyordu. Şimdi ben bu resmi okutturmuş oldum. Her resmi çağırdığım zaman kurt resmi benim değişkenim arkadaşlar. Kurt resmi diyerek yani şuradan resmi, okuduğum resmi çağırabileceğim arkadaşlar. Hatırladığınız üzere imret fonksiyonunda kanal olarak bir şey girmediğim için resmin BGR değerlerini hepsini kullanır. Yani resimde atıyorum bakalım şurada hangi renkler varsa tüm renkleri aslında kullanacaktır. BGR yani 3 kanallı olarak kullanacak. Ama ben buraya virgül 0 yazarsam o zaman işler biraz daha değişiyordu. Resmim gri oluyordu arkadaşlar. Tabii bitişlerimizi de yapalım. Wait K ile bir tuşa basana kadar kapanmıyordu. Daha sonrasında CV2 destroy all Windows'la tüm OpenCV'yi kapatıyorduk. Daha sonra arkadaşlar resmin sağdan ve soldan yerini belli ettiğimiz herhangi bir pikselin BGR değerlerini görmek için şunları yapacağız. Öncelikle resmi tanımladık. Daha sonrasında print diyorum. Sonrasında resmi alıyorum. Ve resmimin belli bir noktasını seçiyorum arkadaşlar. O noktada şu şekilde belirtiyorum. Köşeli parantez açıyorum. İçine yine normal parantezim açıyorum. Atıyorum 230'a 80 diyelim. Şimdi burada yaptığım şey aslında yüklemiş olduğum resmin sol köşesi baz alınarak birazdan çalıştırdığımda da göstereceğim zaten. Aşağı doğru 230, sağa doğru da 80 piksel gidildiğinde o piksel hangisi ise orayı aslında ben şu an belirttim. Ve print resim dediğim zaman ne oluyordu arkadaşlar? Normalde ben şu içeriği yazmasaydım. Yani şu kısmı yazmadan çalıştırsaydım. Ki dilerseniz bir çalıştıralım. Çalıştırdım. Resim, hayır resim dedim. Neden? Çünkü
Öyle kaldı. Kurt resmi. Resmimin değişkenini kurt resmi yaptım. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Kontrol S'teyim. Resmim gelmeyecek çünkü ImShow'la göstermedim. Sadece resmi değişkenin içerisine attım. Ve o değişkeni print diyerek matrisel görünümü gelecekti. Gördüğünüz gibi resmimizin matrisel görünümü geldi. Ama ben şu an ne yapıyorum arkadaşlar buraya bunu ekleyerek? Diyorum ki resmin hatta resminiz de gelsin de resminizde de daha rahat görelim, gösterelim. CV2 nokta diyoruz. ImShow diyorduk. Daha sonrasında ilk parametre olarak resmin penceresinin sol üstünde ne yazsın? Kurt resmi desin örneğin. Sonra resmimizi çağırıyoruz. Resmimizin değişkeni yani tutulduğu kutu diyelim. Arka bellekteki tutulduğu alanı kurt resmi değişkeni ismi içerisinde. Şimdi kaydediyorum. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resmim geldi. Daha sonrasında ben burada 230 aşağıya dedim. Yani şu sol köşesi, şu kısmı baz alındığında arkadaşlar 230 piksel aşağıya dedim. Sonra da sağ piksel yani sağdan 80 piksel sağ olacak şekilde dedim. Örneğin şu kısım geldiyse burada buranın BGR değeri 25, 20 ve 20, 20'dir arkadaşlar. 21'dir. Yani burada demek istediğimiz şey şu. Burada belirttiğim yani 230 aşağıya 80 sağa gidildiği zaman atıyorum şuradaki pikselse o pikselin renk değerleri 25 blue, 20 green ve 21 de red olacak şekilde BGR değeri vardır. Dilerseniz bakalım BGR ya da RGB fark etmez. Evet. Bakıyoruz ne vardı? 25. 25 diyorum. 25. 20, 21. 20. 21. Ki sanırım şurada yanlış attık. Blue başta gelecekti. 25, 20, 21 olacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an şu renk aslında benim burada göstermiş olduğum yani sol köşe baz alınarak 230 aşağıya 80 sağ dediğim zaman şurada hangi piksel varsa bu alanda aslında onun rengi bu renk ki gördüğünüz gibi o renkte çokça kullanılmış şu kısımlarda. Bu şekilde ben aslında belirttiğim yani betimlediğim pikselin tam olarak matrisin yani BGR değerinin renk skalasının direkt hangisi olduğunu, ne olduğunu görebiliyorum bu sayede arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ben burada bir önceki videomuzda hatırlarsanız resmin size'ını yani boyutunu, daha sonra resmin işte veri tipini ya da resmin genişlik, yükseklik ve kaç kanal kullanıldıysa onların hepsini çıkarttırmıştık. Şimdi burada da aynı şekilde çıkartalım. Ancak o diğerindeki gibi direkt sayısal olarak çıkmasın da bu sefer neyin ne olduğunu yazalım. Daha net bir şekilde görmüş oluruz arkadaşlar. Bunun için print diyorum. Normalde resmin size'ına yani boyutunu görmek isteseydim resmimizin değişken ismi neydi? Kurt resimde. Evet şuraya gelelim. Kurt resimde. Daha sonrasında nokta diyorduk, size diyorduk. Bu şekilde ben yaptığım zaman görebiliyordum. Ama şimdi ben buraya işte bir sürü terminalde şeyler görüyorum. Bunun bu olduğunu belirtmek için ilk parametre olarak ne olduğunu yazalım. Resmin boyutu diyelim, iki nokta diyelim ve bunu yazsın. Daha sonrasında artı diyorum ve şu kısmı bu resmin boyut kısmını string'e çevirmem lazım. Çünkü string bir şey yazdım ve devamında string'e çevirmem için str yani string içerisine alıyorum arkadaşlar. Bu sayede bana resmin boyutu yazacak. Çünkü bunu ben yazdım. Daha sonrasında bu resmin boyutu kaçsa onu string'e çevirip bizim karşımıza getirecek. Aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Print dedim. Bu sefer resmin neyini gösterelim? Özellikleri diyelim. Özellikleri.
Burada da hatırlarsanız shape ile genişliğini, yüksekliğini ve kaç boyut kullanıldıysa o boyut sayısını bize veriyordu. Yine aynı şekilde string'e çeviriyoruz önce. Değişkenimizin adı neydi? Kurt resmiydi. Aldık. Sonra nokta diyorum. Bunun için de shape'i kullanıyorum. Devam ediyoruz. Print diyorum. Açıyorum. Bu sefer resmin veri tipi. Veri tipini bize göstersin. İki nokta dedim. Yine artı diyorum. String'e çeviriyorum. Kurt resminin veri tipini bize gösterecek. Bu şekilde arkadaşlar. Hem böyle olduğu zaman dilerseniz bir çalıştıralım öncelikle. Şurada çalıştırıyorum. Resmim geldi. Hatta şurayı bir clearlayalım. Daha temiz diğerleri bir gitsin. Şöyle getirdim. Gördüğünüz gibi çalıştırıyoruz. Şu an ilk olarak şuradan da bakalım. Resmimizi aldı, okudu ve kurt resmi değişkenin içerisine attı. Sonrasında CV2 yani OpenCV modülünün imshow fonksiyonuyla resmim bana gösterdi. Gördüğünüz gibi resmimiz açıldı. Sonrasında ben print kurt resmi diyorum. Normalde böyle spesifik bir piksel yeri belirtmeseydim direkt tüm matrislerin çıkacaktı karşıma. Ancak ben sol köşe baz alınarak konuşuyorum. 230 aşağıya, 230 piksel aşağıya ve 80 piksel sağdaki pikselin bana bir BGR değerini getir dedik şu 8. satır koduyla ve oradan bize 25 blue değeri, 20 green değeri, 21 red değeri geldi ki baktığımız zaman da bu durumu tasdikledik arkadaşlar. Devam ediyorum. Sonrasında 10. satırımda diyorum ki aslında kurt resmi yani bu resmi kurt resmi değişkenin içerisine atmıştık. Bu resmin boyutunu getir diyorum. Ama bir önceki videodaki gibi sadece sayılar olmasın da neyin ne olduğunu görelim. Bu yüzden önce bu size'la resim boyutu getirdiğim için kendi yazımızla resim boyutu dedik. Daha sonrasında bunu string'e çok rahat bir şekilde çevirebiliyoruz. String yazı demek zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Kelimelerin olduğu yazı veri tipimiz. str ile string'e çok rahat çevirdim. Ne oldu? Resmin boyutu dedi. Benim yazım geldi. Sonra resmin boyutunu bize string'e döndürüp getirdi. Yani ne oldu burada? 151.350 3 oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Resmin özelliklerini okudu. Yine yazdı. Aynı şekilde str ile bunun string tipine dönüştürdü. Bunda kurt resmi shape yani genişliği yüksekliği pardon arkadaşlar yüksekliği 251 genişliği 201 kaç kanal kullandıysa 3 kanal kullanılmış. Bunu da bize yine string tipine çevirerek karşımıza getirdi. Sonrasında resmin veri tipi dedik. Veri tipi de uint 8'di. Bunu da yine aynı şekilde yazısal ve değer döndürerek karşımıza çıkarmış olduk arkadaşlar. Bu videodan edinmemiz gereken bilgi aslında ben burada istersem sol köşe baz alınarak piksellerin yerlerini tek tek seçebiliyorum. Bir sonraki videoda zaten bu piksellerle yine uğraşacağız, devam edeceğiz. Ancak bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Buradan dediğim gibi edinmemiz gereken bilgi piksellerimizi bulabiliyoruz. Bunu matrisel olarak hangi renkte olduğunu da bulabiliyoruz. Aynı şekilde hatta pikselimizi değiştirebiliriz. Mesela 30'a 70 olsun örneğin kaydettik. Şunu kapatalım eskiye. Tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an yeni bir BGR değerim. Burada ne dedim? 30'a 70 dedim. Yeni bir BGR değerim. Blue 79, Green 106, Red 126. Bunu hemen yazalım. Blue 79, 106, 126'ydı. Sanırsam. Bakalım. 106, 126. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada da bu renk aslında 30 aşağıda şu kadar 30 aşağıda diyelim atıyorum. 70 sağda yani şuralarda o renge uygun olan sanırım odur. Şu renge uygun bir kısımda
Aslında bu rengimiz kullanılmış. Bu şekilde piksel piksel bulabilirim. Hatta bu pikselleri değiştirmek, bunlarla oynamak, atıyorum buradaki rengi değiştirmek istersem onlarla ilgili işlemlerim de var. Bir sonraki videoda onlara da bakacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.